Merhabalar. Kültür Rotaları podcast serimizin bu bölümdeki konuğu, adı efsanelere karışmış Kral Midas'ın ve ana tanrıça Kibele'nin ülkesi Frigya'nın vadilerinde gezinen Frig yolunun yaratıcılarından Profesör Doktor Hüseyin Sarı. Hüseyin Bey aynı zamanda Kültür Rotaları Derneği'nin kurucu üyelerinden ve ilk dönemki yönetim kurulu mensuplarından. Frig yolu diğer kültür rotalarından bulunduğu bölgenin kendine özgü jeolojik yapısı, irili ufaklı vadileri ve rota üzerinde bulunan eşsiz frig yapıları ya da kalıntıları ile farklılık gösteriyor. Hüseyin Bey ile şimdi bu rotanın tüm özelliklerini, ortaya çıkış hikayesini ve güncel durumunu konuşacağız. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz Ankara Üniversitesi Fizik Bölümünde profesör unvanıyla görev yapmaktasınız. Bir yandan fotoğraf tutkunuz var, diğer yandan da fırsat buldukça Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki yürüyüş rotalarını keşfediyorsunuz. Bunca farklı bilgi ve ilgi alanınızın olması bizim için çok etkileyici. Bize kültür rotalarına olan merakınızın nasıl başladığını biraz açıklayabilir misiniz? Teşekkür ederim. Sanırım herhalde dağcılığıma dayanıyor kültür yolların yürümem. Şu anda da aslında aktif dağcılık yapıyorum ve yüksek irtifa dağlarına çıkıyorum. Kültür rotalarıyla tanışmam aslında ilginçtir. Amerika'da oldu. Yüksek lisans yaparken hafta sonluğuna bir kampa gitmiştik bir Amerikalı arkadaşımla. O kamp sırasında böyle sırt çantalarıyla yürüyen bir grup gördüm ve merak ettim. Arkadaşıma sordum, bunlar niye böyle yürüyorlar? O da dedi ki, bunlar dedi ta Amerika'nın güneyinden başlıyorlar ve sanırım Appalachian Trail dedikleri çok uzun bir rota var. Orayı yürü. Yani aylarca yürüdüklerini söyledi. Çok şaşırdım ve çok da heyecanlandım. Türkiye'ye döndüğüm zaman 2001'li yıllardı. Türkiye'de de uzun soluklu yürüyüş yolları olduğunu öğrendim. Likya yolu, Türkiye'nin ilk yürüyüş yolu, kültür yolu. Tabii ki ilk etapta yolu yürümek oldu. Likya yolunu yürüdüm. Ardından St. Paul yolunu yürüdüm. Dağcılık yapıyorum dedim ama aslında dağcılık böyle herkesin aklına gelen böyle iple tırmanma. O da var ama hani o çok keyif vermiyor. Daha çok böyle ayaklarımla tırmandığım dağlara çıkmak istiyorum. Kültür yolu da bu anlamda benim için böyle çok heyecan verici. Özellikle teması olunca sanki yürüdüğün zaman arkandan kervanların geleceğini düşünürsün. Öyle bir yani beni heyecanlandırıyor. Dolayısıyla uzun veya kültür yoluyla tanışmam bu şekilde. Çok güzel tarif ettiniz. Arkanızdan kervanlar geliyormuş gibi. Likya yolunu yürümüşsünüz ama siz şimdi Frig yolunun Ankara, Eskişehir, Afyon, Kütahya dörtgeni arasında gezindiğini biliyoruz. Birazdan sizden bu rotanın başlangıç bitiş yerlerini öğreneceğiz ama siz önce kendinize rota yapmak için neden bu bölgeyi ve özellikle bu antik medeniyeti seçtiniz? Bunu merak ediyorum. Aslında tümüyle tesadüf desem doğru olur. Çünkü Frigya ile tanışmam aslında bir kültür gezisiyle oldu. Yani Ankara'dan Yazılıkaya'ya bir üniversitenin düzenlediği bir kültür gezisiyle otobüslerle gittik. Bu arada belki dinleyicilere açıklık kazandırmak için şeyden bahsedeyim. Türkiye'de iki tane Yazılıkaya var. Biri Hattuşa'da, Çorum'da Hititlerin Yazılıkayası. Bir de Friglerin Yazılıkayası. O da Eskişehir sınırları içerisinde. Tabii bu konuştuğumuz şu anda Frigya'daki Yazılıkaya. Otobüsle gittik. Zaten Frigya o dönemler 2007-2008'li yıllardan bahsediyorum. Çok bilinmiyordu. Yani böyle bir iki tane noktası var. Böyle kültür turistlerinin çoğunlukla gittiği. Bunlardan biri Yazılıkaya, bizim de gittiğimiz. Diğeri Afyon bölgesinde Köğünüş Vadisi, Aslantaş, Yılantaş ve Maltaş'ın bulunduğu. Bir de Ayazini diye bir köy var. Çok güzel bir köy. Bu üç yere gidiliyordu. Onun dışında Frigya ve Frigya'daki eserler bilinmiyordu. Dolayısıyla kültür gezisiyle gittiğimde her şey gerçekten çok muhteşem. Ama garip bir şekilde böyle oranın kendine özgü bir gizemi olduğunu hissettim. Yani sanki sadece araçla girilen yerler değil de hani içerisi de davet eder gibiydi. Geziden döndükten sonra oraya böyle araçların girmediği yerlere keşif gezileri düzenlemeye karar verdim ve yürüyüşlere gittiğim Bursa'dan Songül Sonal ve Naci Beytekin arkadaşıma söyledim ve peyderpey bu Frig vadilerini keşfetmeye başladık. Yani aslında Frigya ile tanışmam öyle oldu. Her gittiğimizde yani o kadar ilginç bir coğrafya ki yani bozkır gibi görünmesine rağmen içinde barındırdığı muhteşem farklılıklar var. Her gittiğimizde büyülendi. İlk etapta
yol daha kısaydı. Mesela Afyon'dan Yazılıkaya'ya düşünüyorduk ama gittikçe büyüdü ve sonunda şu anda olan 506 kilometrelik 3 ili kapsayan, hatta 4 ili, Eskişehir, Kütahya, Afyon ve Ankara bir kültür yolu oldu. Biraz önce rotanın ortaya çıkmasında sizden başka emeği geçen kişilerin de adını andınız. Biz de aynı şekilde kitapta bir de Frikküm adında bir birliğin desteğinin olduğunu da görüyoruz. Bir kez daha kimlerin emeği geçtiğinden bahsetmek ister misiniz bu rotanın çıkışında? Evet. Dediğim gibi bu yürüyüş yaptığım iki arkadaşımla bu yolu hayata geçirdik. Songül Sonal ve Naci Beytekin. Bu proje büyüdü ama hani böyle sistematik bir hale getirmek istedik. Gördüğümüz o güzelliklerin sadece bize kalsın, yani biz görelim değil, herkesin yürüyebileceği bir kolaylığa getirmek istedik. Dolayısıyla Likya yolu, Saint Paul yolu tecrübemiz de vardı. Dedik bunu sistematik bir şekilde projelendirelim. Ve tam da o sıralar biliyorsunuz Frig, bahsettiğim bu bölge Eskişehir, Kütahya, Afyon arasındaki Frig vadileri. Bu vadilerledeki eşgüdümü sağlamak için Eskişehir, Kütahya, Afyon valiliğinin kurduğu bir birlik vardı. Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği. Kısa adı Frikküm. O da tam o dönemler, 2008'li yıllar sanırım, kurulmuştu. Bu projemizi onlara sunduk ama bizim asıl amacımız aslında, tabii maddi imkan sağlanırsa çok iyi olur ama daha çok kurumsal bir destek bekliyorduk. Sağ olsunlar, onlar da bu projemizi desteklediler. Zaten onların amaçlarına da çok uygun bir projeydi. 3 ili kapsayan bir proje. Yine şimdi teşekkür etmek isterim Frikküm'e. Biz de teşekkür ederiz sizin aracılığınızla. Daha önceki bölümlerimizde de bahsetmiştik. Bir rotanın orada bulunan, rotanın bulunduğu yerde bulunan bir yönetimde söz sahibi olan kurumunun olması çok önemli. Fakat şu an hala aktif mi Frikküm biliyor musunuz? Çünkü onların dönüşümlü bir sistemi vardı. Her sene ya da her dönem bu saydığınız illerden bir tanesi devralıyordu sanki. Öyle hatırlıyorum. Hala aktifler mi ve destekleri devam ediyor mu? Evet, hala aktifler. Eskiden toplantılarına da katılırdım projemiz devam ederken ama şimdi çok yakından takip edemiyorum. Yeni projelerini de bilmiyorum. Ancak biz ara ara onlardan rota yenilemek için ufak destekler talep ediyoruz. Yakın zamanda yine öyle bir talebimiz oldu. Herhalde bu Eylül-Ekim'de böyle bir rota işaretlerini yenileme, tazeleme ile ilgili ufak bir maddi destek de sağladılar. Çok güzel. Şimdi rotanın bulunduğu coğrafya ve burada yaşayan yerel halkla ilgili konuşacağız ama öncesinde bir rotayı tanıtalım mı dinleyenlerimize? Fiziksel özellikleriyle ilgili bazı sorularımız olacak. Şimdi burada bir çizgisel, doğrusal bir hattan ziyade birkaç farklı yerde başlangıç ve bitiş noktası olan bir şebekeden bahsediyoruz. Bu öyle bir parkur. Bu noktalar hangileri ve buralara erişim nasıl oluyor? Biraz açıklayabilir misiniz? Evet, aslında belki biraz Frig yolundan önce Friglerden bahsetmek herhalde daha iyi olacak. Frigler günümüzden yaklaşık 3000 yıl önce Boğazlar üzerinden Trakya'dan gelip bu Orta Batı Anadolu'ya yerleşen bir halk. Hititlerden sonra da Anadolu'daki en baskın devlet oluyor. Siyasi başkentleri Ankara, Gordion. Dini merkezleri de Yazılıkaya. Frigler aslında çok geniş bir bölgeye hakim. Burdur, İsparta, Ankara, Çorum, Eskişehir, Kütahya, Afyon, onları zaten söyledim. Ama en etkin oldukları yer Dağlık Frigi olarak bilinen Eskişehir, Kütahya, Afyon. Dolayısıyla Yazılıkaya da orada. Yazılıkaya Friglerin dini merkezi. Yani Gordion siyasi merkezi, Yazılıkaya da dini merkezi. Yani mesela bir Likya yolu örneğinde işte bir ucu vardır, bir sonu vardır. Ama Frigya, yani bu üç ilin topraklarına yayılan bu dağlık Frigya geniş bir arazi. Dolayısıyla bir başı bir sonu çok anlamlı olmuyordu. Yani Frigya'yı, Frig vadilerini bir bütün olarak hani yürüyüşçüler, bisikletliler gezemeyecekleri için aslında bu vadilerin kenarından 3 noktadan başlayıp Frig vadilerine nüfuz eden bir 3 rota oluşturduk. Bu 3 rota Yazılıkaya'da birleşiyor. Aslında bu coğrafyaya baktığımız zaman da aslında günümüzdeki ulaşım da aslında Afyon üzerinden nasıl işte İç Anadolu'dan Ege'ye veya Akdeniz'e yol ağı nasılsa aslında Frig yolu da bir anlamda o şekilde şekil aldı diyebilirim. Friglerden bahsediyordum ama Frig yolunu atladım. Tekrar bir Friglere gideyim çünkü çok renkli, yani
Hititler gibi belki çok güçlü değiller ama çok renkliler. Hı hı. Girişte de söylediğin gibi yani dünyaya mal olmuş üç birçok mitolojik hikaye Friglere atfedilir. İşte tuttu altın olan Kral Midas, eşek kulaklı Midas, Gordion düğümü. O kadar çok şey var ki ve dibimizde aslında bu medeniyet. Yani Frigya, işte Eskişehir, Kütahya, Afyon, Ankara'ya çok yakın, İstanbul'a yakın, Antalya'ya yakın, İzmir'e çok yakın. Bunlar bir parça bildiğimiz ama bilmediğimiz daha çok şey var. Mesela en yakın örneği işte Paris Olimpiyatları logosu Frig şapkası ki çıkış yeri Frigya'da. Şirinlerin kafasında gördüğümüz şapkada Frigya'dan çıkma. Başka dilimize katkı sağlayan çok mitolojik olay var. Düğümü çözmek gibi, yerin kulağı var gibi. Bunlar aslında hep efsanelerle ilişkilendirilmiş. Dünyanın ilk müzik yarışması bu bölgede yapılıyor. Bu yazılı kaya Midas anıtı Anadolu'da bildiğim kadarıyla en büyük anıt. Yani boyutları düşünülürse. Yani çok renkli, çok farklı bir medeniyet. Başkentleri Gordion geçen sene Dünya Miras Listesi'ne girdi. Dünyanın ikinci, aynı zamanda Anadolu'nun da ikinci en büyük tümülüsü orada. Başka özellikleri de var. Çok ilginç bir medeniyet. Dolayısıyla yürüyerek Frigleri keşfetmek çok değişik bir duygu. Özellikle vadilerin bu gizemi, böyle büyüleyici havası insanları sanki oraya çekiyor. Yani hep Likya yolunu referans alarak karşılaştırıyoruz. Mesela burada deniz yok Frigya'da, işte Karya'da işte denize sıfır yürüyorsun, Likya'da da öyle. Ama buranın atmosferi çok farklı. Dolayısıyla bu geniş coğrafyada Frig eserlerini, yani sadece Frig eserleri de değil, bölgeyi bir bütün olarak coğrafyası, kültürel değerleri, tarihi, çıkavanıtlarını bir bütün olarak görülebilmesi için böyle üç noktadan başlıyor. Bu noktalardan bir tanesi Gordion, başkent olduğu için aynı zamanda önemli bir yer. Diğeri Afyonkarahisar'da, Seydiler'de, diğeri de Kütahya'dan başlıyor. Tabii bunların yanı sıra hani yolun temasının yanı sıra bir de lojistik anlamda ulaşımın da çok kolay olması lazım. Dolayısıyla bu başlangıç noktaları mesela Afyon'dan, Seydiler'den başlayan Ankara-Afyon veya Ankara-İzmir karayolunda iner inmez yürüyüşe başlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde Eskişehir-Kütahya karayolundan inip hemen yol başlangıç panosunun oradan yürüyüşe başlayabilirsin. Yani ikinci bir araca gerek yok. Zaten üçüncü başlangıç noktası da Gordion, Ankara'ya yakın Polatlı'da. Dolayısıyla bu üç rota Frig vadilerine nüfus ederek Yazılıkaya'da birleşiyor. Bu bahsettiğiniz yerlere dair detaylı bilgileri sizin yazmış olduğunuz Frig Yolu adlı rehber kitapta da bulabilir dinleyicilerimiz. Şimdi bu rehber kitaptan bahsedecek olursak kısaca oldukça detaylı ve kapsamlı bir rehber hazırlamıştınız. Bugün yürüyüşçülerin bu rehbere erişimi nasıl oluyor? Merak edenler, ilgilenenler nereden nasıl edinebilirler? Bir de bu rehber kitaptan başka rotayı yürümek isteyenlere önereceğiniz farklı kaynaklar var mı? Kitap birinci baskılarını yaptık Türkçe ve İngilizce olarak. Türkçe kitap tükenmek üzere, çok az kaldı. Dağıtımını çok iyi beceremedik açıkçası. Yani İngilizcesi Amazon'da falan satılıyor ama Türkiye'de çok iyi bir ağ oluşturamadık. Yeni baskısını umarım en kısa sürede yapacağız. Ankara'da bu kitabı basan Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği var. Oradan temin edilebilir Ankara'daki büyükçüler, doğa severler veya isteyen derneğe yazarak adreslerine kargolatmasını sağlayabilirler. Onun dışında resmi bir web sayfası var Frig Yolu'nun. İşte rotayla ilgili tecrübelerini orada yazıya dökenlerin paylaşımları var. GPS kayıtları var. GPS kayıtları şeyle geliyor kitapla ama hani öyle çok da katı değiliz yani isteyen herkese veriyoruz. Harita zaten kitapla geliyor. Kapsamlı bir harita var. Aynı zamanda mobil uygulama da var ama eskiden aktifti ama şu anda sanırım sıkıntılar var. Sorunlar geliyor bize. Bundan bahsettiğiniz iyi oldu. Onun kısaca bilgisini vermek gerekirse normalde Frig Yolu'nun ayrı bir aplikasyonu, Aziz Pol Yolu'nun ayrı bir akıllı telefon uygulaması, Likya Yolu'nun keza ayrı ayrıydı. Bunların hepsi Avrasya Yolu adındaki uluslararası network'e dahil edildikleri için tek bir aplikasyon altında birleştirildi ve bütün veri oraya konmuştu. Ama bunun bakımını yapmak biraz masraflı olduğundan dernek buna bir bütçe ayıramadığı için hem iOS hem de Android ortamlardan geçici olarak kaldırdı aplikasyonları ve bu rotaların GPS verileri, hepsinin değil ama birçoğunun, sizinkinden emin olamadım şimdi, OpenStreetMaps olarak bilinen açık harita kaynaklarına işlendi. Dolayısıyla OSM denen bu kaynakları taban harita olarak kullanan tüm
uygulamalarda, harita uygulamalarında rotalar görünür şekilde yer alıyorlar. Ama yazılı ve görsel bilgiler aplikasyonun içindeydi. Onlar dediğim gibi şu an erişilebilir durumda değiller ne yazık. Sitenin de adını burada analım. Adresi frigyolu.com. Peki rotayı daha önceden yürümemiş olan kişiler için kafalarında canlandırmalarını istiyorum. Sizce rotanın zorluk derecesi hangi seviyede? Oldukça kolay. Yani yine Likya yolunu referans alacağız. Çünkü Türkiye'nin ilk yürüyüş yolu, bir karşılaştırma yapmak için. Zor veya kolay dediğimizde neye göre zor, neye göre kolay? Yani bu coğrafya çoğunlukla düz bir coğrafya. Yani bozkır izlenimi veren. Dağlık Frigya biraz dağlık vadiler var. Şöyle söyleyeyim ya, kolaylığını vurgulamak için %90-95'in üzerinde bisikletle de geçilebiliyor. Bu soruda sorularımdan biri olacaktı. Evet. Dolayısıyla yani çok böyle inme çıkmanın çok bu yolda. Dolayısıyla %90 kolay denebilir. Rehber kitapta zaten 506 kilometre, yani 3 rotadan oluşuyor. 67 parkura bölünmüş. Rehber kitapta her rotanın 5 üzerinden zorluk dereceleri var. Sanırım ortalama herhalde 3'ün altındadır veya 3 civarında. Peki arazinin zorluk seviyesini kolay olarak tanımlarken mevsimsel özelliklerini düşünürsek sizce hangi mevsimde yürümeye uygun rota? Aslında bunda belirleyici olan veya yürüme zamanını belirleyen bir anlamda su kaynakları. Yine Likya yoluna atıfta bulunalım. Likya yolu belki Haziran-Temmuz'dan sonra Eylül'e kadar yürüyemezsin. Yani veya yürürsün de hani kendi ağırlığın kadar suyunu da taşıman gerekir. Frig yolunun su sorunu yok diyebilirim. Kütahya'nın Pınarlar diye bir türkü de var. Yani sorunu yok. Birçok çeşme, pınar, yani neredeyse 4 mevsim suyu akıyor. Ama tabii ki hani keyifli bir yürüyüş için Haziran'a kadar, yani ilkbaharda Haziran'a kadar yürünebilir. Temmuz'da belki, ama Ağustos'ta yine de önermiyoruz. İşte jeolojik oluşumdan dolayı güneş ışığı rahatsız ediyor. Bir de sonbahar aslında en uygun zamanlar diyebilirim. Rotanın lineer olmadığından bahsettik ama toplam uzunluğu rotanın nedir? Şöyle söyleyelim, daha iyi kafada canlanması için, geniş bir alan olduğu için 3 noktadan başlıyor. Bu her başlangıç noktasını bir ayrı bir rota olarak isimlendirdik. Mesela rota 1 Afyon'dan başlıyor, Yazılıkaya'ya gidiyor. Çoğunlukla Afyon toprakları, Afyon'daki friglerin izlerini takip eden bir rota. Rota 2 Kütahya'dan başlıyor, Yazılıkaya'ya geliyor. Kütahya topraklarında friglerin izlerini izliyor. Ve 3. rota da Gordion'dan başlayıp Yazılıkaya'ya geliyor. Dolayısıyla toplam 3 rota ve bu rotayı böyle yürüyüşleri planlayabilmek için lojistik açıdan 67 parkurlara böldük. İşte bu parkurlar daha çok lojistik destek alınabileceği köyler, önemli anıtlar. Dolayısıyla toplam uzunluğu bunun 506 kilometre. Tamamı işte kırmızı beyaz işaretlerle işaretlenmiş. 109 tane drone tabelalar var ve 4 tane de başlangıç ve 3 rotanın birleştiği yerde de yolu tanıtan pano var. Dolayısıyla yürüyücüler yolun başında olduklarını veya 3 rotanın birleştiği yerde kolaylıkla görebiliyor. Kültürel olarak çok değerli bir coğrafyada bulunan bir rotadan bahsediyoruz. Siz de biraz önce bahsettiğiniz sahip olduğu kültürel mirasın özelliklerinden. Peki sizce görülmeden dönülmemesi gereken simge, yapı ya da tarihi yerler rota üzerindeki hangileri? Gordion, Friglerin siyasi başkenti. Ama Dağlık Frigya'da olan Yazılıkaya dini merkezleri. 3 rotada burada birleşiyor. Zaten yürüyücüler istese de kaçıramazlar gözden Yazılıkaya'yı. Yazılıkaya çok çok etkileyici bir yapı. Friglerin belki en önemli yapılarından biri. Yazılıkaya'yı mutlaka görmeleri lazım. Yazılıkaya ve Yazılıkaya platformu dediğimiz orada aslında bir kült merkezi. Birçok Frig ve sonradan gelen uygarlıklara ait eserleri görebilirler. Tabii çok şey söyleyemedik ama bu Frigya Kapadokya'nın benzeri. Yani yumuşak kayadan oluşan bir, neredeyse bu Dağlık Frigya'nın tamamı yumuşak kayadan oluştuğu için Frigler neredeyse anıtlarını, mezarlarını, sarnıç, her şeylerini tek parça kayaya yontarak yapmışlar. Dolayısıyla Yazılıkaya kaçırılmaması gereken bir nokta. Onun dışında Afyon tarafında Köhnüş Vadisi. Orada da önemli anıtlar var. Aslantaş, Yılantaş ve Maltaş. Tabii ki Friglerin başkenti Gordion. Buradaki Midas Tümülüsü ve Gordion Antik Kenti mutlaka görülmesi gereken yerlerdir. Ayrıca bunlar Friglere ait eserler. Bir de hani jeoloji, biyolojik olarak
biyoçeşitliliğin olduğu balık damı var. Balık damı da Türkiye'nin sayılı sulak alanlarından biri. Sakarya'nın genişlemesiyle oluşan bir yer. Buraları mutlaka görsünler derim. Aslında söylenecek, hani bana bırakırsanız çok şey söylerim de. Şimdi Frig yolunun aslında temasından bahsetmedik sanırım. Frig medeniyeti, Friglerin eserlerini keşfedemiyor ama aslında teması bölgedeki antik yollar. Bildiğim kadarıyla dünyada bu kadar geniş, yoğun bir antik yol ağı. Bu bölgedeki antik yollar yine bu yumuşak kayanın bir sonucu olarak at arabalarının gidip gelerek oluşturduğu izler. Bu Pers Kral Yolu veya Roma yolundan çok farklı. Yani onlar döşeme yoldur. Bunlar ise tek parça kayaya açılan araçların tekerlerinden dolayı açılan yol. Bunlardan bu yollar bu kadar bazı yerlerde o kadar yoğun ki ama en görülesi Bayramhaller Afyon tarafında teker izinin derinliği 3 metreye varan ve Kral Yolu deniyor ama aslında Frig yolu. Çünkü o 3 metre derinliğe inebilmesi için Friglere kadar gitmesi gerekiyor. O yolun mutlaka görülmesi gerekiyor. Tabii ayrıca burada böyle peri bacalarının çok yoğun olduğu bölgeler var. Özellikle Afyon tarafında. Buraların mutlaka görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bahsettiğiniz yolları ben sizin kitabınızda görmüştüm. Oradan hatırlıyorum. Ne yazık ki gidip yerinde görme imkanım olmadı henüz ama son derece karakteristik evet. Ve dediğiniz gibi en eski yollardan, döşeme olmayan en karakteristik ve eski yollardan biri olarak biliniyor. Kitabınızda bu bölgeden bahsederken kullandığınız çok hoş bir tanım da gördük aynı zamanda. Frigya'nın dingin atmosferini hissedebileceğiniz muhteşem Frig vadileri demişsiniz. Bu hakikaten çok ilginç ve güzel bir tasvir olmuş. Coğrafyası ve fiziki yapısı hakikaten enteresan ve özgün bu bölgenin. Buradaki jeolojik mirası hiç görmemiş birine nasıl anlatırdınız? Buralara gitmemiş birisine. Aslında burası hani en kestirme yolu bilmeyen birine anlatmanın en kestirme yolu herhalde Kapadokya örneğini söylemek olur herhalde. Hı-hı. Çünkü bazı bölgeler gerçekten Kapadokya'yı aratmıyor. Tabii oradaki gibi çok yoğun değil peribacaları ama yapı olarak jeolojisi Kapadokya'nın aynısı. Burada deniz yok. Genelde insanlar hani deniz kenarında yürümeyi çok severler. Hoştur da. Burada o yok ama vadiler gerçekten hani gizemli. Belki Friglerin mitolojiye konu olan efsanelerinin kaynağında da gizemli vadiler yattığı söylenebilir. Belki Frigler değil de başka bir topluluk burada yaşamış olsaydı onlar bu kadar efsane üretirdi. Yani Friglerden mi kaynaklanıyor bu efsaneler yoksa bölgeden mi? Araştırmaya değer belki ben de bilmiyorum. Gerçekten öyle. Özellikle mesela sabahları çökensiz Frig vadilerine çok muhteşem oluyor. Bu arada bir şeyi netleştirmekte fayda var. Tabii böyle bazıları böyle bir vadi arar Frigya'ya gittiği zaman. Frig Vadisi nerede diye. Böyle tek bir vadi yok burada. İrili ufaklı yüzlerce vadi var. Onun için Frig Vadisi değil de daha çok Frig Vadileri terimini kullanıyoruz. Ama çok bilindik olanlar var. Mesela Yazılıkaya Vadisi, Köynüş Vadisi. Bunlar çok bilindik ve çok işte Friglerin bıraktığı eserlerin yoğun olduğu vadiler ama onun dışında çok fazla irili ufaklı kendine özgü vadiler var. Biraz da rotayı kimin yürüdüğünü ile ilgili, yürüyüşçü profiliyle ilgili konuşalım istiyorum. Sonra da yerel halkla ilgili sorularımıza geçeceğiz. Rotayı kimlerin yürüdüğüne dair bir veri var mı elinizde? Yürüyüşçü profili neye benziyor? Açıkçası hani çok net bir şey söyleyemeyeceğim bunun için. Sadece yani yaklaşık 10 yıl oldu yol açılalı. Her geçen gün arttığını biliyorum. Bireysel yürüyüşçülerin yanı sıra böyle büyük şehirlerden yürüyüş gruplarının çok gittiğini biliyorum. Ama sistematik bir veri maalesef toplayamadım. Frig yoluyla ilgili bir tez çalışması var. O dönem bir anket çalışması oldu ama hani çok da sonuçlarını açıkçası bilmiyorum yani. Muhammed Kavak tarafından yazılan bir tez çalışmasıydı. Ben de çok hatırlayamadım şu an bu konuya dair neler söylediğini. Ama merak edenler varsa belki bu şekilde araştırabilirler diye adını da belirtmiş olalım. Yerel halktan bahsedecek olursak şimdi en başından beri Likya yoluyla kıyaslıyoruz. Likya yolu bildiğiniz gibi sahneye çıktıktan sonra bölge halkının hayatında da belli başlı değişikliklere sebep oldu. Olumlu anlamda çoğunlukla. Frig yolunda yerel halk rotayı ne kadar biliyor, ne kadar sahipleniyor? Onların hayatında da benzer değişiklikler yol açtı mı? Evet, Frig yolu Frigya'yı vitrine taşıdı. Yani hem Türkiye vitrinine hem de dünyanın vitrinine. Hani Frig yolu olmasaydı ne olurdu? Tabii ki yine şu andaki gibi olurdu ama belki 5-6 belki 10 yıl sonra. Yani Frig yolu belki o süreci hızlandırdı. Çok büyük değişimler var Frig Vadisi'nde. Frig yoluyla birlikte aslında bir turizm
omurgasını oluşturdu diyebiliriz. Frig yoluyla birlikte mesela bildiğim kadarıyla 3-4 tane pansiyon açıldı. Özellikle yürüyüşçülerin kalabileceği, hatta ufak bir projeyle Kütahya İl Özel İdaresi'nin özellikle Afyon ve Kütahya illerindeki Frig yolu güzergahındaki özgün köy evleri Frig evlerine dönüştürüldü. Yürüyüşçü ve bisikletlerin özellikle kalabileceği tarzda evlere dönüştürüldü. Bunun yanı sıra gelen turistleri gören yerel halk da mesela evini pansiyon olarak kullanıyor ve çok da güzel birinci sınıf diyebileceğim butik oteller yol üzerinde oluştu. Tabii biz önceleri böyle bu girişimcileri desteklemek için şöyle ufak bir WhatsApp grubu oluşturduk ve onları en azından birbirleriyle tanıştırdık. Çünkü geniş bir bölge. İşte Ayazin'in de bir kadın evinin bahçesine böyle açmış gözleme yapıyor. Gelen gidene, yürüyüşçülere gözleme sunuyor. Kütahya'da başka birileri var. Eskişehir, Yazılıkaya'da başka birileri var. Böyle tanıştırdık. Çok böyle mantar gibi büyümesini de istemiyorduk. Özellikle betonlaşmanın olmaması. Ama tabii bu bizim şeyimizin ötesinde yani. Hani bunu bizim de yapmamamız gerekir belki. Turizmin veya ilgili kurumların yapması gerekir. Dolayısıyla Frig yolundan sonra mesela Ayazin'de ciddi bir dönüşüm oldu. Valilik tarafından Ayazin'i göreme gibi bir hale geldi. Tanınmayacak hale geldi. Açıkçası hani ilk zamanlar çekiniyordum. Yani çok mu betonlaştırdı ama hani biraz düzgün yapmış, fena değil. İşte başka örnekler de verilebilir. Yolda ne kadar çok turist görürlerse insanlar kendi hani olanaklarını bu yönde kullanmaya çalışıyorlar. Yani evlerini pansiyon olarak gözleme turistlere sunuyorlar. Aslında tam da bununla ilgili bir şey soracaktım. Özellikle yabancı turiste çok aşina olmayan bir bölgeden bahsediyoruz. Konaklama ya da diğer hizmet sağlayıcılarının rota üzerindeki bu tarz yürüyüşçülerle ilişkileri nasıl? Bunlara hemen alıştılar mı? Çünkü yürüyüş turizmi yapan insanlar biraz daha farklı bir profile de sahip oluyor. Bunu da biliyoruz. Hatta zaman zaman sorumluluk sahibi turist diye de adlandırılıyorlar. Bu iki farklı grubun bir araya gelmesinde sizin gözlemlediğiniz herhangi bir şey var mı enteresan? İlginç şöyle olabilir. Dediğin gibi böyle turiste, özellikle yabancı turiste yakın zamana kadar alışık olmayan bir coğrafya burası. Kesinlikle hani çok güvenli. Bunda şeyimiz yok. Da biz yol işaretlemesi yaparken, biz hafta sonra gittiğimiz zaman işaretleme yaparken veya rotayı keşfederken ne yaptığımızı anlatıyorduk herkese. Ertesi hafta gittiğimiz turistler nerede diyorlardı. Yani öyle çok kısa zamanda birilerinin geleceğini düşünüyorlardı. Türkiye'de doktora yapan Güney Koreli bir kız şekilde Frigya'yla belki yazdığım kitaptan beni aradı. Dedi ben bu arada sosyoloji sanırım ya antropoloji bölümünde veya sosyoloji bölümünde tam bilmiyorum. Doktora yapıyor Hacettepe'de. Beni aradı dedi bölgeye gitmek istiyorum. Hatta uzun bir tatildi. Belki bayramla birleşen bir tatil miydi bilmiyorum. Halkın içinde kalmak istiyorum dedi. Yani hani böyle otelde değil de. Ben de hani güvendiğim, bildiğim muhtarların ismini verdim. Kız gitti tek başına. Kütahya'dan başladı. Bir köye geldiğinde köy muhtarı kızı tabii ki evinde ağırlamış. Eşi buna çorap örmüş. Ama ertesi gün seni bırakamayız yani tek başına gidemezsin. Araba bulamazsın. Alıp otogara aracıyla bırakmış. Yani böyle iyi tarafı da var ama hani planların bozulduğu durumlar da var. Çok güzel de bir yazı yazmıştı sonrasında. Yani bölge yeni yeni alışıyor. Tabii bizim şeyimiz hani o dokusunu bozmadan, çok fazla betonlaşmadan sürdürülebilirliğini sağlaması. Bu tabii ki zor. Yani belki Frig yoluyla bu şekilde turistlerle tanışması iyi. Hani böyle çok aşırı bir büyüme de olmadı. Yani ben de merak ediyorum açıkçası. İleriden nelere evrilir bu etkileşim? Kontrollü gelişmesi bu tarz turizm ürünlerinin bizler için de çok önemli. Söylediğinize benzer bir şey Antalya dolaylarındaki rotalarda da çok yaşanıyor. Yürüyüşçüler bizim ofise geldiklerinde şundan bahsediyorlar. Yürüyüş sonrasında geldiklerinde. İşte yürüyorlarken yanlarından köyde yaşayan biri aracıyla geçiyor ve ısrar ediyor araca binmeleri için. Yürüyüp ne yapacaksınız? İşte yorulursunuz bu sıcakta vesaire diye. Dertlerini anlatmakta güçlük çektiklerini söylüyorlar. Bu bana çok komik geliyor. Evet evet ve anlamaları da zor oluyor. Yani uygun bir dille anlatmak lazım. Ben de hani arada yürüyüş yaptığım için ben yürüyeceğim dediğim zaman anlam veremiyor yani. Evet, evet. Bu oluyor.
Bir şey daha söyleyelim. Belki sosyolojik bir olay aslında. Sadece Frig yolunda değil, diğer yollarla da ilgili olabileceği için belki vurgulamakta fayda var. Dediğim gibi araştırılması gereken sosyolojik bir olay. Şimdi Frig vadilerinde rotayı yaptık, tamamladık, işaretledik. Şeyleri diktik, yol tabelalarını. Bir süre sonra şunu fark ettik. Belli noktalarda tabelalar sökülmeye çalışılmış. Bazı tabelalar. Tabii yapılan tahribatlardan bahsetmiyorum. Yani domuz kurşunu atanlar vesaire var. Onları bekliyoruz. Da. Ama bu farklı. Dikkat ettik, bir iki noktada bu böyle. Sonra neden olabilir diye düşündük. Şöyle mesela iki nokta A'dan işte A köyünden B köyüne bir parkuru düşün. Bu A köyünden B köyüne bir asfalt yol var zaten. Ama bizim tabelamız o B köyünü asfalt yolun tam tersi yönünde gösteriyor. Çünkü biz asfalt yoldan gitmek istemiyoruz. Yani Frig yolunu, antik yoldan diyor. Tabii yerel halk çok iyi niyetle diyor yanlış tabela diyor, tamam mı? Onun yönünü çevirmeye çalışanlar var. Üstüne yanlış yol yazanlar var. Tümüyle bu iyi niyetli. Tabii kötü niyetli saldırılar da oluyor tabelalara. Sonra yakın zamanda Ordu'daki yürüyüş yollarını yürüdüm. Benzer şeyi orada da gördüm. Dolayısıyla aslında bu hepimizi ilgilendiriyor. Sonra dedim evet yani bu böyle ama hani halk ne bilsin yani bunun araba yolu mu hani yürüyüş yolu mu? Belki o tabelalara böyle bir yürüyüşçü figürü koyulabilir mi bilmiyorum veya anlaşılabilir mi? İlginç bir gözlem bu. Rotanın üstündeki yapılarla, tarihi mirasla ve yerel kültürle ilgili konuştuk. Şu anki insanların kültürleriyle ilgili birazcık soru sormak istiyorum. Mesela yürüyüşçülerin karşılaşabileceği gastronomik değerler neler? Bu bölgenin şu anki güncel kültürüne dair bir şeyler söyleyebilir misiniz? Bu bölge aslında kültürel olarak da çok çeşitlilik içeriyor. Mesela Çerkezler var. Rota üzerinde bazı köyler Çerkez köyü. Çok farklı kültürleri var. Mesela zaten Afyon UNESCO'nun listesinde gastronomi Türkiye'deki 3 kentten biri. Dolayısıyla hani Afyon'da değişik tatlar tadılabilir. Mesela Yazılıkaya Çerkez köyü. Orada mesela onlara özgü hıçın börek veya Çerkez böreği var. Kütahya'da Kütahya'ya özgü çünkü Frig evlerinde yapılan yemekler var. Yani Frig yolu aslında sadece Frig eserleri değil böyle bütün vadileri bir bütün olarak keşfetmenizi sağlıyor. Az önce yakın zamanda işaretleri yenileceğinizden bahsetmiştiniz. Rotanın bugünkü güncel durumu nedir ve başka ne tarz ihtiyaçları var? Şimdi biraz önce bahsettim ya yani Frig vadileri jeolojik oluşumundan dolayı bir açık hava müzesi gibi. Ya yani bunun sebebi de yumuşak kaya yapı. Bu aslında tabii Frig vadilerini eşsiz kılıyor ama hani yol açısından baktığımızda bir dezavantaj. Neden? Çünkü yol işaretleri çok kısa zamanda erozyona uğruyor. Diğer yollarda işaretleriniz belki 9-10 yıl kalır ama Frig vadilerindeki işaretleri belki 2-3 yılda bir yenilenmeniz gerekiyor. Biz en son rotayı 2013 yılında açtık, işaretledik bütün parkuru. Daha sonra böyle çok sık kullanılan parkurları üzerinden geçti. Ama tekrar yenilenmesi gerekiyor. Bazı işaretler silinmiş, bazıları kaybolmuş. Başka şekilde işte tahribattan dolayı da kaybolanlar var. Şimdi yakın zamanda Frigküm'e küçük bir proje sunduk. Kaybolan işaretleri tazelemek için, işte düşen tabelaları yenilemek için. Sanırım 2024'ün sonlarına doğru ya kışın veya 25'in bahar dönemi tüm işaretleri elden geçireceğiz. Belki onun için Kültür Rotalar Derneği'nin organizasyonuna ihtiyaç duyabiliriz. Gönüllü katılmak isteyenlere organize edebilirlerse böyle bir şeyimiz olabilir. Tabii dernek bu tarz çalışmaları diğer rotalarda önce sosyal medya kanallarından yaptığı duyurularla gönüllülere o şekilde ulaşıyor. Bazen de yeterli zaman olduğu durumlarda Avrupa Birliği destekli projelerden finansman sağlayarak gönüllülerin konaklaması, işte yeme içmesi, ulaşımı için bütçe ayırabiliyor. Bu organize edilebilecek bir şey. Sadece biraz önceden haberimiz olur. Şimdi bir rota yapıcısı olarak size kişisel bir soru sormak istiyorum. Rotayı bugün oluştursaydınız daha farklı yapacağınız bir şey olur muydu? Ben de arada düşünüyorum bunu. Çok büyük bir farklılık olmazdı. Sanırım sebebi de şu. Biz bu yolu her şeyini kendimiz yap. Keşfinden tutun da boyasına kadar. Yani diğer rotalarda bu belki olmadı. Daha profesyonelce yapıldı ama biz tümüyle amatör ruhla profesyonelce yaptık. Dolayısıyla üzerinde çok düşündük. Yani 5 yıl geçti. Yani rotayı hayata geçirmemiz. İnceleyip sık dokuduk. Bu 506 kilometre süzme bir rota. Bunun belki 3 katını
alternatif rotalara bakarak en iyisi hangisi olabilir ne oldu. Tabii ufak tefek şeyler olabilir. Mesela tahribata açık olan yerler, bazı yerlerde işte baraj yapılmıştır. Dolayısıyla belki zorunlu olarak değiştirmemiz gereken yerler olabilir ama genel hatlarıyla aslında bu haliyle bütün Frigya'yı bir şekilde kapsadığını düşünüyorum. Yavaştan toparlayacak olursak son sorumuzu soracağım izninizle. Bu podcast'i dinleyenler bu rotayı desteklemek için ne yapabilirler? Biraz önce dedim çok yoruldum. 5 yıl herhalde süre içerisinde 40-50 kez bölgeye gidip geldik. Yorgunluğumuzu alacak şey aslında işte kalbürüstü yürüyüşçülerin olabildiğince bölgeye gidip yürümeleri, bu değerleri fark etmeleri ve ileride oluşabilecek olası bir tahribata karşı seslerini çıkarabilmeleri aslında istediğimiz şey bunlar. Söyledikleriniz çok önemli çünkü kültür rotalarını bizler de dernek ilk kurulduğu andan beri sadece yaratılan turizm ürünleri olarak değil, bölgede bulunan ve bu rotalara da temaları sağlamış olan o kültürel özellikleri korumak maksadıyla da kullanmak istiyoruz bu güzergahları. Bu anlamda çok önemliydi söyledikleriniz. Ben teşekkür ediyorum size emeklerinizden dolayı. Hüseyin Sarı'nın en başta başlarken söylemiştik, Kültür Rotaları Derneği'nin kurucu üyelerinden ve ilk yönetim kurulu üyelerinden olduğunu söylemiştik. Kendilerinin çabaları sayesinde, o zamanki bir araya gelen bu ekibin çabaları sayesinde Kültür Rotaları Derneği oluşturuldu ve bu rotalar şu an böyle meşru bir kurum tarafından temsil edilebiliyor. Ben şahsen teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çok teşekkürler Hüseyin Bey. Ben teşekkür ederim.